Selamlar bugün ot taksi konuşacağız. Daha önce zaten kanalda TV serileri üzerine konuştuğum videolar var takip edenler biliyorlar. Ama onların arasında hiç anime yoktu. Bugün ilk kez bir anime olacak. Bundan sonra da farklı anime serilerini konuşacağım. Bugün ot taksiden bahsedeceğim. Dediğim gibi ot taksi geçen sene yayınlanmış 13 bölümü kısa bir iş aslında. ilginç de bir iş. Hem görsel olarak hem içerik olarak. Kısaca biraz konusundan falan bahsedeyim. Daha sonra spoiler kısmına geçeceğim. ...konunun merkezinde aslında bir tane taksici var. Baktığınızda çok e, basit ve günümüzde çok fazla işlenen... ...işte dijital dünya, ünlü olma kaygısı... ...evden kaçıp ünlü olmaya çalışan kızlar tırnak içerisinde... ...dijital hayatların, e, gerçek hayatları mahvetmesi gibi... ...aslında çok sığ gözüken artık işlenirken... ...aslında suçluyu aramayan, bunun nedenlerini sorgulamayan... ...çok fazla iş gibi e, ve onların farklı bir kopyası gibi daha doğrusu... ...gözükebilen bir animeyken ilerledikçe ve bitirdiğinizde ya evet böyle değilmiş çok daha derin bir tarafa bakmaya çalışıyormuş aslında bu şu an bugün dünyamızda her an yaşadığımız işte Twitter'a giriyorsunuz ya ünlü, ünlü olmaya çalışan bir sürü insan var bir tweet atıyor işte TikTok zaten patlamış durumda orada devamlı videolar atıp günlük hayattan özellikle de yani her anını paylaşarak devamlı böyle bir yırtma yani hayattan aslında kurtulma kaçma kaygısı güden insanları görüyorsunuz ve bunların Genelde vurulduğu nokta hep o son gördüğümüz an. Ya işte bu insanlarda böyle herkes hayatını paylaşıyor, bıktım şöyle bilmem ne derken aslında bir zorbalık başlıyor. Tabi bu doğal bir tepki. Yani insanlar bunları görmek istemeyen insanlar daha doğrusu bir araya geldiğinde ve buna maruz kaldığında bir yandan da ünlü olma çabası içerisine düşmüş diyeceğimiz yine tırnak içerisinde söylüyorum ki bunların hepsini açacağım birazdan. İnsanları gördükçe iki taraf birbirine girmeye başlıyor bir taraf zorbalık yapmaya başlıyor. Diğer tarafta bunları gördükçe daha da psikolojik sorunlar yaşamaya, daha da ciddi sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Bu genelde her gün yaşadığımız bir konu aslında. Hatta şunu da örnekleyebilirim animeye girmeden önce. Sabrina diye bir çizgi romandan bahsetmiştim size zamanında. Nick Dernason'un ki zamanında yine İngiltere'de önemli bir kitap ödülü de kazanmıştı. Benzer bir konu orada da işleniyordu. Çizgi dünyanın hem çizgi roman tarafında hem animede hem animasyonda bu konuya derinlemesine girmesi aslında hoşuma gidiyor. O taksa tam olarak bunu yapıyor. Yani Odakawa karakterinin karşılaştığı ya da hayatında olan insanların genelde ortak yapıları dijital dünyalar ve dijital dünyalar içerisinde ünlü olma çabası ve bunun sonucunda başlarına gelenler merkezinde özetleyebiliriz. Ama bunların çözümü var mıyı da bize soruyor. Aslı çözümünden de öte nedenleri ne? Neden insanlar genç, yaşlı hiç fark etmeksizin işte kimisi geliyor sevgili arıyor, kimisi işte idol girl olmaya çalışıyor, kimisi ünlü bir youtuber olmaya çalışıyor, bir tweet atıp yırtmaya çalışıyor. Kimisi burada zorbalık yapıp bu insanları tehdit edip onların sosyal medyalarda paylaştıkları üzerinden onlara baskı kurup paralarını çalmaya, ünlerini çalmaya çalışıyor. Bunları bir araya getirip nedenlerini soruyor ve derine iniyor. Aslında sığ anlatımdan çıkıyor o taksi. Bu açıdan zaten benim gibi biraz da böyle derinlikli bir işler arıyorsanız hem animede hem de TV dünyasında sizi kesinlikle mutlu edecektir. Yani spoilersız kısımda konuyu özetleyebileceğim alan bu. Neden spoilerlı bundan sonrası? Çünkü aslında çok kurmaca yapının içerisinde çok fazla paralel hikaye var ve paralel hikayeler ilerlerken dizi adım adım reveal'lar veriyor size. Yani ortaya çıkan bilgiler var. Bu bilgiler ortaya çıktıkça siz hikayenin derinine inmeye başlıyorsunuz. Yani aslında anime size basitçe şunu demek istemiyor. Ooo neler olmuş işte bak şimdi öyle bir şaşıracaksın ki ağzına vuracağız demek yerine açıldıkça ortaya çıktıkça konular aa evet ya hiç böyle düşünmemiştim. Evet bak böyle bir tespit de var. Aa doğru. Aa, aa, nereye gitti evet ben de bunu yaşıyorum dediğim anlar oldu benim mesela. Yani biraz da az ünlü biri olarak belki de işte Twitter'da, YouTube'da, Twitch'teydim eskiden şimdi YouTube'da canlı yayınlarda tutunmaya çalışan, orada içerik üretmeye çalışan, birilerine bir şey anlatmaya, paylaşmaya çalışan biri olarak beni de birçok açıdan çok etkiledi o taksi. O yüzden şu aşamadan sonra biraz daha spoiler olacak uyarayım ee, izleyip gelip buraya izleyebilirsiniz izleyenler zaten bundan sonrasını dert etmeden devam edebilirler şimdi o takside dijital dünyanın en büyük sıkıntılarından birine zaten en başta değil ünlü olmak yani ünlü olmak neden ama neden ünlü olmak yani durup dururken bir anda evde oturuyorsunuz böyle pat ben ünlü olacağım deyip ünlü olma çabası içine düşmezsiniz finansal sıkıntınız olabilir ev ortamında sıkıntılar olabilir, ailenizden kaçmak istiyor olabilirsiniz. İşe yaramaz bir babanız, sizle ilgilenme, ilgilenmeyen bir anneniz, sizi boğan akrabalarınız olabilir. Her gün gittiğiniz işinizde inanılmaz sıkılıyor olabilirsiniz. Berbat boktan bir iş yapıyorsunuzdur ve karşılığını alamıyorsunuzdur. Hadi karşılığını alsanız neyse belki idare edebilirsiniz ama asla karşınıza, karşını alamadığınız Üzerine bir de size devamlı işte mobbingin yapıldığı bir iş ortamında çalışıyor olabilirsiniz. İşte bunlar ve benzeri nedenler birleştiğinde kaçmak istiyorsunuz. Yani kaçmak istediğinizde de ilk alan biraz da dijital dünya oluyor. Tabi dijital dünya artık size kaçış olanda da çok vermiyor. Yani buradan yırtma dediğiniz finanssa aslında daha çok insana erişmek zorunda kalıyorsunuz. Diyelim ki ünlü olma derdiniz yok. Sadece kaçmak istiyorsunuz. Ne yaparsınız dijital dünyada kaçmak için? Oyun oynayabilirsiniz. Oyun oynamak istiyorsunuz. Özellikle de mobil oyunlar mesela daha basit değil mi? Telefonda hemen hızlıca oynayabileceğiniz. Neredeyse bütün oyunlar sizden ilerlemeniz için daha fazla kişiyle arkadaş olmanızı istiyor. Daha fazla onlarla bütün şey bir araya gelmenizi, daha fazla muhatap olmanızı, daha fazla Strese girmenizi, rekabete girmenizi istiyor. E ne oluyor? Yine kaçamıyorsunuz. Zaten bıkmıştınız bunlardan. Ya tabi burada single player daha kaliteli oyunları bir kenara bırakıyorum. Derdim birazdan mobil oyunlar ki. O taksi de buna çok e, detaylı giriyor. İşte bütün bunlar birleştiğinde bu dijital dünyanın e, kaçış noktası olması konusu ortaya çıktığında. Bunun arka planına inmeye başlıyor. İşte Odakawa karakteri. Aslı hastalık sahibi ve bu hastalığı siz aslında dizinin ortalarında hissediyorsunuz Doktora hem de arkadaşı olan Guriki karakteri aslında onun hastalığını tespit ediyor sinestezi hastası olduğunu söylüyor ki ben de ilk kez duymuştum sinestezi çok ilginç bir hastalık tam doğru anlatabileceğim bilmiyorum ama bu hastalığa sahip olanlar konuştuğu gördüğü kişileri hatırlamak tanımak Onları tekrar hani onlarla ilgili belli duyguları hissetmek doğru duyguları hissederek hatırlamak için onları nesnelere benzetiyorlar işte atıyorum siz beni görüyorsunuz bu hastalığa sahipsiniz beni bir kalem olarak hatırlıyorsunuz ya da beni bir maymun olarak hatırlıyorsunuz beni bir işte ne bileyim deniz kuşu olarak hatırlıyorsunuz. İşte ne olursa artık. Zaten o o de hikayesi biraz buradan başlıyor. Ve bu şekilde insanları zihnine yerleştirdikten sonra bu kişiler çok iyi matematik hesabı yapabiliyorlar, gördüklerini unutmuyorlar ya da çok zor unutuyorlar. Hatırlayabiliyorlar çok rahat bir şekilde. Bu tarz özellikler olan bir hastalık ve bu hastalık ortaya çıktığının ilk emarelerini verdikten sonra siz zaten bir uyanma yaşıyorsunuz o takside. A diyorsunuz bu karakterlerin böyle görünmesinin bir amacı var yani karakterlerin hepsi birer hayvan olarak gözüküyor ve bu hayvanlar aslında e, bir temsil yani o görülen karakterin bir temsilinden çok Odakawa karakterinin onları nasıl gördüğü, nasıl hatırladığı, nasıl eşleştirdiği ile ilgili e, bir durum haline geliyor Guruki'nin tespitiyle beraber. Bundan sonrasında ise diğer bütün karakterler yani ilk 6 bölüm boyunca hikayeleri kurulan ya da 7 bölüm boyunca diyeyim hikayeleri kurulan karakterlerin işte mesela e, kimden bahsedebilirim burada Kakihana karakteri mesela. O da Kava'nın yakın arkadaşı. Kendisi dijital dünyada bir sevgili bulmaya çalışıyor. O sevgiliyi edinmek için hiç sahip olmadığı bir parayı harcamak zorunda kalıyor. Ve onun peşinde mahvoluyor. Diğer tarafta Shirakawa karakteri ciddi bir borca giriyor. Daha gerçek bir hayattan bir karakter ama bu karakter de bu borcunu kapamak için bir mafyaya bulaşmak zorunda kalıyor. Bir yandan işte Yamamoto diye bir karakterimiz var. Mr. Kiss Idol grubunun menajeri, kurucusu gibi bir yapısı var. Daha menajeri gibi biraz daha. İşte orada aslında çok sevdiği müzik alanında bir iş yapmaya çalışırken aslında o da bir yandan mafyaya hizmet etmek zorunda kalıyor. Ki mafya de şey anlamayın. Aslında bir grup zorba. Yani burada şeyde anlaşılmasın kötü bir mafya tasvir gibi bir şey yok burada. Aslında bir grup zorbanın burada işte insanları üzerinden para kazanmaya çalışması, onları baskılaması üzerinden bir hikaye kurumu var. Dönüyorum işte bütün bunlar birleşince hatta şeyden de bahsetmem lazım. Kabasava karakter O da YouTuber olmaya çalışan bir daha genç bir Kardeşimiz e, ve bütün bu karakter işte birleştiğinde e, hepsinin ortak noktası Oda kava oluyor ve Oda kava bunların Sorunlarını çözmek zorundaymış gibi hissediyor kendisini çünkü kendisinin bir geçmişi Yok aslında var ama yok silmiş durumda çünkü bir kaza geçiriyor Unutuyor ailesini unutuyor ailesinin aslında öldüğünü unutuyor Ve kafasında tamamen her şeyi bütün karakterleri birer hayvan olarak tanımlayıp e, hayatına devam ediyor ki bunda daha sonra Guruki ortaya çıkartıyor ve kendisini bu karakterlerin hayatlarını kurtarmaya adıyor aslında bir anda. Yani bunu kendisi için mi yapıyor, onlar için mi yapıyor derken bir noktada kendisi için yaptığını aslında anlıyoruz. Çünkü hayatta kalmak için o da bir amaç peşinde e, sadece taksicilik yapıp evine dönen bir insan yoksa ve kendi hatalarını da hatırlamadığı için başkalarının yaptığı hataları gördüğünde aslında çok farklı noktalardan sorguluyor. Ne demek bu? Mesela işte diyor ki, YouTuber olmak isteyen genç bunda fotoğraf çekiliyor. Ya diyor bu dijital işler diyor bana, ben yaşlıyım diyor, bana gelmiyor falan diyor. Ya da işte bunları yapmasan daha iyi, ne gerek var falan gibi böyle biraz da boomer taraftan bakıyor. İşte Shirakawa karakteri onun böyle yarı sevgilisi gibi biraz böyle karışık bir ilişkileri var. Kendisi zaten Goriki'nin hemşiresi, onunla beraber çalışıyorlar. Mesela onunla böyle daha sevgisini açamadığı için daha kapalı bir kişiliğe bürünüyor. Kakiyana karakteri içtiği bir arkadaşı onunla daha farklı bir ilişkisi var. Ve bütün bu karakterler birleştiğinde hepsine kendisini yardım etmek zorundaymış gibi hissediyor. Ve artık iş sonunda büyüyor büyüyor kar topu gibi bankadan kaçırılan paraları kurtarmaya çalışan böyle bir şebekeye falan kapışırken buluyor kendini. Tabii böyle anlatınca bir an şey gibi düşünebilirsiniz. Oğlum adam taksiciydi, nereye geldi, ne oluyor falan. Ne anlatıyorsun bize diyebilirsiniz. İzlediğinizde hepsini hepsini anlayacaksınız. Aslında birazcık da animenin anlatımı gibi paralel hikayeleri size bir anda böyle bombardıman gibi verip karışık anlatmak istedim. Hepsi birleşince zaten esas konuya geleceğiz. Şimdi ben de oraya geliyorum. Peki ne derdi ne bu serinin? Nedir yani? Ne anlatmak istiyor bize? Şunu anlatmak istiyor. Aslında dijital dünyada da olsa, gerçek dünyada da olsa en başta söylediğim gibi bu hayattan kaçmak, yırtmak isteyen bir sürü insanız. Finansal açıdan, duygusal açıdan, mental açıdan, ailesel açılardan, birçok konuda, ülkeden, Zaten bugün mesela Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri. Ve bunları yaşarken kimse şunu sormuyor abi neden? İşte bunun nedenleri soran yok. Siz herkes dövmeye çalışıyor. Neden bunu yapıyorsun diye sorguluyor. Geliyor zorbalık yapıyor ki zaten o taksinin bence en net dertlerinden biri zorbalık. Yani işin içinde Yano gibi bir karakter de mesela daha genç gözüken bir zorba. İşte Doku gibi başka daha böyle sert daha mafyamsı, daha böyle e, tough guy tarzı böyle çıkarı peşinde koşan bir zorbamız var. E, mesela YouTuber çocuğu da o darlıyor. Ya yani bu zorbalıkla her aşamada karşılaşıyorsunuz. Yani ne zaman aciz bir duruma düşerseniz ister dijital dünyada olun ister gerçek dünyada olun zorbalık gelip sizi buluyor. Ve siz burada ünlü oldukça... ...büyüdükçe ya da işte kendinize bir alan açtıkça kaçabileceğinizi düşündüğünüz... ...tam tersine çok çıplak kalmaya başlıyorsunuz. Yani paylaştığınız her şey sizle ilgili bir bilgi verdiği için... ...zorbalar da bunları toplayıp size karşı kullanmaya başlıyorlar... ...ve kendinizi çok çıplak hissediyorsunuz. Bir yandan da bunu yakalıyor o taksi ve bunu nedenlerini sorguluyor. Mesela burada yine çok önemli bir karakter var. Karakterin adını şu anda unuttum ama kendisi... Eski e, öğrencilik dönemini görüyoruz önce karakterin bir bölümde giriyor sonra ilerliyor. Onun o kısmını çok anlatmayacağım ama çıkış noktasını anlattığımda anlayacaksınız. Başlıyor lisede zorbalığa uğruyor ya da ortaokulda neyse artık bir silgi koleksiyonu yapmaya başlıyor. Sadece arkadaşlar arasında daha ilgi çeksin onunla, onunla da konuşsunlar o da popüler olsun diye. Ve burada çok ciddi paralar harcıyor bir silgi koleksiyonu yapabilmek için babasından dayak yiyor. Ondan sonra büyüyor diyor ki tamam ben yine kaçayım oyun oynayayım bu sefer bari. Bu sefer oyun oynarken aynı batağa düşüyor. Aslında saplantılı bir duruma düşüyor. Yani kendisini bir alana ait ait hissetmeye çalışırken daha çok para harcamaya, daha çok para harcadıkça hayatını mahvetmeye başlıyor. Ve burada aslında biraz şey oynanışı yaşıyor. Yani evet burada ben de hatalıyım. Evet yani bana zorbalık yapılıyor. Beni zorluyorlar. Ailem beni dövüyor. Ya hatalar yapıyorum. Topluma ıı, entegre olamıyorum. Ama bundan kaçmak için yaptığım ne? Daha çok para harcamak, daha çok oraya kaybolmak. Evet, belki de bunların çözümlerini farklı yollarda arayabilir mi de. Aslında dizi bir yandan bize sorgulatıyor ama bunu da şey gibi vurmuyor. Sen hatalısın, sen bunu düzeltebilirdin. Hmm, işte şimdi sinerji, zıplayın, birbirinize sarılın ve havalara zıplayarak kendinizi motive edin. Bir sürü gereksiz kitap okuyun. İşte serf uyanış yaşayın falan gibi geri zekalı şeylere girmiyor sadece bunda bir hatırlatıyor bazen çünkü insan sağlıklıyken de bahaneler üretebiliyor. Biraz bunda aradan yakalayıp iyi bir dengede getiriyor o taksi. Şimdi zorbalık dedim dijital dünyanın getirdikleri dedim ve aslında burada ana konulardan biri özellikle Odakava karakteriyle başlayan ailesel durumlar. Yani geçmişimizde bize travmalar yaratan ve bu travmaların farkında olmadan büyüdüğümüz hayatlar yaşayıp bugüne geldiğimizde ortaya çıkan Sorunlar ve Odakava karakterini biz aslında özellikle onun reveal'ında yani insanları neden sinestezi hastası olduğunu anlayıp neden insanları farklı hayvanlar gibi konmadığını fark ettiğimizde geçmişine gidiyoruz seride. Ve orada çok güzel bir tespiti var ya ben buna bayıldım özellikle de hani kendisi de bir erkek çocuk yani işte daha şişman daha böyle konuşurken tuhaf sesler çıkardığını düşünen zaten kendisini o tarz bir hayvana benzetiyor. Deniz ayısına benzetiyor. Deniz ayısı tabii yani biz televizyondan biz ben yakından görmedim ama evet belgesellerde falan gördüğünüz daha böyle işte daha yağlı. Böyle suratı dökülmüş çok güzel gözükmeyen ki benim için her hayvan çok güzel gözüküyor ama hani genel insan algısı olarak söylüyorum. Tuhaf sesler çıkartan bir hayvan kendisini bir walrus bir deniz ayısı olarak tanımlıyor. Ve e, şundan bahsediyor işte babası aslında bir e, annesini aldatıyor bir e, metresi var ona gidiyor işte evde zaten huzursuzlar annesi onunla ilgilenmiyor umurunda değil o da e, ha, bu noktada şunu da belirtmem lazım özellikle bu anlarda yani dizinin artık kendisini animenin kendisini açık etmeye başladığı anlarda mükemmel bir görsel estetik var İnsan silüetleri birer gölge olarak gözüküyor arka planlar gerçek görüntüler ama... E, yüzler dışındaki uzullar insan uzuvları. Zaten orada biraz daha biraz biraz anlamaya başlıyorsunuz. Aa evet bir şey farklı bir konuya gidiyor anime burada bir der bir şey demeye çalışıyor bize de anlıyorsunuz. O noktadan sonra işte bu güzel estetik anlayışla da devamlı aslında babasının e, onunla sadece vakit geçirmek vakit geçiriyor gibi gözükmek için onunla uzaklaştığını vesaire görmeye başlıyoruz. Bir noktada onu alıp e, arabayla Hayvanat bahçesine götürüyor. Burada işte mükemmel bir tespiti var Halime'nin. Ben de o an bir, bir uyandım. Bu erkek çocukların özellikle arabayla oynama kaygısı vardır ya hani e, tabi bu bir eşleştirme. Biraz cinsiyetçi de bir eşleştirme. Erkek işte arabayla oynar. Çocuk, kız çocuk Barbie ile oynar. Halbuki alakası yok. Herkes arabayla oynuyor. Ama bir çocuk neden arabayla oynar? Yani bunu mesela pek kendimiz zaten sorgulamayız. Ya da biri gelip bir psikoloğa giderseniz belki sorgular. Hatta bu videoyu izleyecek bir psikologa denk gelirse kendisi de lütfen açıklasın. Belki ben tamamen şu an yanlış tespitler de yapıyor olabilirim ama daha çok derdim anime'nin yaptığı tespitle ilgili. Ve Odakawa karakteri şunu fark ediyor. Yani araba galiba kaçmak için yani bir erkek çocuğunun e, arabayla bir yere gitme hayali. İşte arabayla çok mutluydum. Babamla bir yerlere gittiğimde çok mutluydum. Yani aslında onun sadece aileden değil gerçeklikten de kaçmak. Çünkü araba sizi alıp bir yerden bir yere götürüyor ve aslında olduğunuz, mutsuz olduğunuz yerden sizi uzaklaştırıyor. Ve bunu cinsiyet bağımsız baktığımızda aslında neden bir çocuk arabaya gidiyorsun? Tabii hani belki de ailesi çok manyaktır işte böyle Cem Yılmaz'ın çocuğusunuz. Bilmiyorum ki 100 tane arabanız var her gün içine biniyorsunuz. O da o da olabilir. O yüzden de araba seviyor olabilirsiniz. Bu sıkıntı değil. Ya da TV'de görmüş de olabilirsiniz. Bu sadece bu sorunu yaşayanlar için söylüyorum. Ve bunu ben de kendi fark ettim. Yani neden bir insanın durup dururken araba ilgisi doğar ki? Yani bizim mesela çocuk çocuk arabamız bile yoktu yani. Ama bir şekilde ilgi duyduğumu hatırlıyorum. Belki benzer bazı konularda yaşadığım için bunu hissetmiş olabilirim. O Odakava karakteri bunu hissedip anlattığı zaman beni inanılmaz etkiledi o taksi. Ve bundan sonrasında da aslında evet ya bizi geçmişte olanlar etkiliyor. Yani bugün olduğumuz kişi sadece bugün olduğumuz kişi olana kadar yaşadıklarımız bugün dijital dünyada olduğumuz kişiyi oluşturuyor. Yani dijital dünyaya girdiğimiz için ya da gerçek dünyada yaşadığımız sorunlardan dolayı bir anda değişmiyoruz. Geçmişte yaşadıklarımız ortaya çıkmaya başlıyor. Onların sonuçlarında da biz buraya hapsolmaya çalışıp ya da orada kendimize yeni bir alan açmaya çalışıp sorunlarla karşılaşıyoruz. Ve bu sorunların da nedeni sadece biz değiliz, zorbalar var orada. Yani dünyanın her yerinde zorbalar var ve elimizden Bizim yarattığımız ve bizim mutlu eden her şeyi de bir yandan almaya çalışıyorlar. Bizi tehdit etmeye çalışıyorlar. Konusuna giriyor ve mükemmel bir finale gidiyor. Ee, finalde de zaten biraz böyle son iki bölüm daha da böyle e, simgesel dünyalar içeriyor. İşte özellikle de son kısımda tekrar Odakava'nın arabayla suya uçması ve birkaç kere işte suya düşen bir sabun görmemiş, suya düşen başka ölen bir karakterimiz var. Onun sudan çıkışı vesaire gibi ama ölü çıkışı gibi bir, bir böyle arda, arda gelen sahne var. Ama tabi biraz işte suya düşen hayaller simgesi. O sudan çıkmak istediğinde başına gelenler tabi herkes için olumlu olmuyor mesajı ve aslında olumlu olanlar ki Odakawa karakteri de bir kaza geçiriyor artık sonlara doğru ve sudan çıktığında insanları gerçek haliyle görmeye başlıyor. Bir tekrardan kafasında bir düzelme yaşıyor. Aslında burası da biraz baktığınızda ya Türk filmi gibi abi kördü araba çarptı düzeldi mi hayır. Aslında öyle diyor. Orada simgesel bir metafor, metafor metafor bir durum var. O yüzden hani bu değişimi yaşıyor ve artık insanları olduğu gibi görüp onları olduğu gibi kabul edip kendisini de olduğu gibi kabul ettirerek hayatına devam ediyor ve aslında uyandığında ona müteşekkir olan insanlarla uyanıyor. Yani aslında bütün Anime boyunca yaptığı bütün pozitif şeyler o 13 bölüm sonunda, hayatındaki o kısa süreç sonunda da ona e, toplumda kabul edilen bir alan sağlıyor. Bu da aslında e, animenin pozitif mesajı. Yani bu pozitiflik şu açıdan iyi. Ya yani Bunu demin bahsettiğim gibi toksik bir pozitivite değil. Aslında gerçekten insanın hayatlarına dokunarak bir taksici olup onlarla her gün iletişime geçiyorsunuz. Tabi Türkiye'de böyle taksiciler yok. Oradan hani çok empati kuramıyor olabilirsiniz. <laughs> Ama evet hani dizinin simgesel tarafında yani benim simgesel tarafında bir taksici olarak aslında her gün tanımadığınız birçok insanın hayatına dokunuyorsunuz. Ve onlar için bir şey yapma şansınız var. Hem belki işte bir polise görüntü vererek yardım etmeye, bir ifade vermeye, bir insana bir onunla fotoğraf çektirmeye, bazen başkasıyla gidip onun sorunu çözmeye çalışma. Oradan aldığınız bilgilerle, bilgi alışverişiyle kendi hayatınıza bir şeyler yapma gibi. Aslında çok avantajlı bir noktadasınız taksici çok, çok sosyal bir alandasınız. Ama tabii genelde öyle olmuyor dediğim gibi Türkiye'de. O, o, o taksi de oluyor. E, oradan da işte o kava karakteri. Bütün bu iyi yaptığı şeyleri biriktirip sonunda kendisine toplumda daha sağlıklı. Kendisi de sağlıklı bir hale gelip sağlıklı bir yer ediniyor. Günün sonunda o taksi işte ya bütün bu anlattıklarım çerçevesinde zaten, zaten şu ana kadar anlamışsınızdır animasyon derdini. Ama şu şu derdi çok hoşuma gidiyor bir yandan da gitti daha doğrusu. İşte Sabrina e çizgi romanını örnek vermiştim. Orada da aslında arka planı çok kötü olan bir olayın viral olup viral olduktan sonra da gerçekliğini kaybetmesiyle ilgiliydi. İşte birilerinin virali başkaları için sıçrama tahtası oluyor. Maalesef öyle yani orada biri ölüyor ama diğer öle ölürken onu fotoğrafını çekip ya da videosunu çekip paylaştığında onunla ilgili e, bir acıyı ya da bir durumu paylaşmak yerine kendisine bir ünlülük alanı yaratmaya çalışıyor. Bu da günün sonunda biraz böyle karamsar biraz da böyle e, hem aydınlanırken karamsar bir havada da animasyonu bitiriyor o taksi serisini bitiriyor. Evet buraya kadar anlattıklarım da böyle birazcık karanlık bir iş gibi düşünebiliriz ama o kadar da karanlık değil korkmayın. Aslında çok tatlı bir böyle yer yer aydınlatan absürt yarı dark bir mizah da var. Hem o, o, özellikle de o mizah sahnelerinde giren müzikler muazzam. Ee, özellikle de Shirakawa e, karakterinin işte Capoeira sahneleri falan çok eğlenceli diğer karakterlerin aslında hepsinin böyle bir imza durumu var. O imza durumlarda farklı müzikler giriyor, işte farklı e, mekanlar giriyor. Biraz daha görsel farklılıklar kullanılmış. Bunların hepsi animasyona güzel bir dinamik katıyor. Yani devam böyle içinizin kararacağı bir şey gibi düşünmeyin. Gerçekten çok tatlı bir mizahı da var. Zaten işin içerisinde bir ikili mizahşör e, çiftimiz var Homo Sapiens diye. Onların da aslında böyle ilginç başlayan bir hikayesi çok farklı bitiyor. Hepsini anlatmak istemiyorum. Spoiler zaten bir yere kadar verdim. Hepsini de anlatmayacağım. Hatta ana hikayenin başlangıç hikayesinin kaybolan kızın hikayesi daha da acıklı. Onu hiç anlatmadım. Oraya hiç girmeyeceğim. Onu siz izleyip o duyguyu yaşayabilirsiniz. Gerçekten orası da çok üzüldü ama zaten onun da özü bu anlattıklarım çerçevesinde. O taksi izleyin. Dediğim gibi 13 bölüm hızlıca bitiyor. Öyle yüzlerce, iki yüzlerce bölüm olan animeleri izlemek zor geliyorsa geçen sene çıkmış ve gerçekten içerik olarak çok kaliteli şeyler sunan bir anime. Evet hani çok klasik beklediğiniz gibi ay gireyim kafamı dağıtayım biraz böyle bir iki fight göreyim işte bağıran insanlar, bağıran çocuklar anime karakterleri göreyim hoplasınlar zıplasınlar diyorsanız evet pek size göre değil. Biraz daha sıkılabilirsiniz bunu izlediğinizde. Ama hem yarı eğleneyim biraz düşündürsün biraz da böyle kafa yorsun. Aa sonda da güzel bir reveal var bir reveal bir boşluğa değil bir, bu twist işte bir boşluğa atılmış sadece izleyiciyi şoka sürükleyip bir anlık tatmin aslında kendi düştüğü kendi düşebileceği bir hata olabilirdi böyle bir şey yapsa. Böyle bir tatmin duygusu peşinde koşmayan çok nitelikli bir shot taksi öneriyorum. Bir sonraki anime içeriğinde de görüşeceğiz diyeyim. Hatta o da Cowboy Bebop olacak. Daha önce Yatay Bakış'ta zaten e, Sungurada konuşmuştuk bu animeyi. Ben ayrıca bu kanalda da bir detaylı konuşacağım. Animesini merak etmeyin. Netflix'teki <laughs> dizisini değil. E, o yüzden korkmayın yani. O videoda da görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.